Gel buraya. Das. Gel aşağıya. Bay bay. Gelin kal. Bugün performanstan düştüm ve geç kaldım. Normalde 8.30 vapuruyla gidiyorum biliyorsunuz. 9.35 vapuruna kaldım. Hatta sallana sallana böyle vlog çekerek gidersem orada geç kalacağım. Merhaba, ben Simla Can Polat. Her sabah 8.30 vapuruyla Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru işime gücüme giderim. Akşam vapuruyla dönerim. Aynen böyle bir giriş oldu değil mi arkadaşlar? Sabah sabah ne söyleyeceğimi bilemedim. Günaydın hepinize. Bugün söylediğim gibi geç kaldım. Bugün biraz koşturmalı bir gün olacak öğlene kadar. Ama öğleden sonra size uzun zamandır bahsettiğim, aslında uzun zamanda değil ya, yaklaşık 2 hafta oldu. Zaman kavramını yitirmişim. Markamın hikayesini anlatacağım. Ve bunu anlatırken de aslında birazcık girişimcilik fikri tutuyorlar benmek istiyorum. Şu an video kamerasını kapatıyorum. Çünkü hala sokakta yürüyüp konuşurken insanların bana bakmasına alışamadım. Bence buna alışmış bir yoktur galiba. Yani şu an tedirginim. Giderken bir de kocaman su aldım çünkü fark ettim ki son bir iki haftadır su içme alışkanlığımı kaybetmişim. Normalde ben bayağı su içiyordum ve bunun inanın etkilerini vücudumda kötü olarak, negatif olarak hissetmeye başladım. O yüzden bugün alıştırmak için şöyle koca bir tekrar su aldım kendime. Ne kadar düzenli bir şekilde düşmüş yalnız bu makyaj çantası. Ajansla birçok insanın çıkmasını bekledim aslında. Çünkü bugün anlatacağım şeyleri size burada paylaşmak istiyorum. Yani bu odada paylaşmak istiyorum. Ajans içinde paylaşmak istiyorum. Herkesin çıkmasını bekledim ama sanıyorum kimse çıkmayacak. Herkesin bugün bir ajansta kalası tuttu. Bayağı iyi bir ışık var şu anda. Işık da güzelken burada birazcık konuşabiliriz. Şöyle geçsem, yere otursam tamam bence olur. Daha önce bundan 3-4 yıl önce birisi böyle bir şey yapmaya karar vereceksin dese yok asla, yani bunu asla yapamam derdim. O yüzden ben bile hala bu kararı verdiğime, bunu yapacağıma inanamıyorum. Şöyle arkadaşlar, son 2-3 vlogtur bahsediyorum kendi markamı kurmaya karar verdim ve çok ciddi riskler alıyorum diye. Benim kariyer planımın arasında asla ticaret yapmak, kendi markamı kurmak gibi bir şey yoktu. Ben iletişimci olarak hayatıma devam edip sadece bununla devam edip, çünkü asla bu arada ajansı bırakmak gibi bir fikir yok aklımda. Ya ajansta ya da işte bir markanın iletişim reklam departmanında çalışarak basamakları yükselip en üst kademe bir yönetici olarak çalıştığım yerden ayrılmayı hedefliyordum. Tamamen hayat hedefim buydu. Ama ne olduysa oldu. Kesinlikle bunun da bu arada sosyal medyada aktif olmamın, influencer olmamın ve popüler olmamın da etkisi vardır. Kendi markamı kurmaya karar verdim. Hem dedim kendi uzmanlık alanım, yıllardır birçok markaya hizmet ettim. Bir markanın nasıl pazarlanacağını ben iyi biliyorum. Hem de neden tamamen kendi yarattığım bir şey olmasın bu hayatta dedim. Ve şu anda 4 yıl öncesine kadar bana yok canım dedirecek bir şey benim hayatımın en büyük hayallerinden bir tanesi oldu. 6 ay önce kendi markamı kurmaya karar verdim. Bunları özellikle sizle paylaşmak istiyorum ki hayatın ne kadar çok değişken olduğunu, ne kadar çok her şeyin bir anda sizin için değişebileceğini görün. Her şey değişiyor. Gerçekten çok da fazla katı planlar yapmamak gerekiyor. Birazcık daha 3-4 yıllık hedefler, hayallere odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Markanın ismi tamamen bambaşkaydı. Konsepti de hatta birçok yeriyle bambaşkaydı. Ve 6 aydır o markayı kurmak üzerine hazırlık yaparken ben biliyorsunuz bayramda Yunanistan'a gittim. Yunanistan'dan döndüm. Canlı Cadde'de, Bağdat Caddesi'nde dondurma yiyoruz ve dondurma yerken bir anda böyle aklıma klişe ismi geldi. Canım markanın ismi klişe olmalı dedi ki ne diyorsun, 6 aydır başka bir şey konuşuyoruz dedim. O da dedi süper bir isim, peki o zaman her şeyi değiştirelim. Yine hiç aklımda yokken ben o gece markanın Instagram hesabını da açtım. Çünkü normalde ürünler çıkınca, marka piyasada satışa sunulunca sizlerle tanıştırmayı düşünüyordum. O gün yine dondurma yerken dedim ki neden insanlar bütün hikayeye ortak olmasın
Neden ben onlara da cesaret vermeyeyim? Neden yaşadığım zorlukları da, mutlulukları da çıkış döneminde en azından bir ay önceden onlarla paylaşıp onları da bunun içine dahil etmeyeyim? İyi ki de böyle bir karar vermişim. İyi ki de duygularıma ve heyecanıma kapılmışım. Hepiniz hesabı çok sevdiniz. Yaklaşık 10 günde 10.000'in üzerinde takipçi oldu. Çok da etkileşimliyiz beraberce. Hatta hesabın da kafamda şöyle bir hesap olsun, böyle bir hesap olsun diye bir fikri yoktu. Ama sizlerle birlikte gelişti. Ve tam böyle tam manasıyla klişe bir hesap oldu. Klişenin hikayesi ise şu aslında, isminin hikayesi. Sosyal medyayla beraber hepimize bir farklılaşma yarışı oldu biliyorsunuz. Ben de bu kitlenin içerisindeyim. Herkes kimden nasıl farklılaşabilirim derdinde daha rafine şeyler, daha hayatımızdaki sıradan şeyler daha farklı görünmeye başladı. Çünkü o kadar çok farklı şey var ki hepimizin kafaları karıştı. Hepimiz böyle fazlaca yoğunlaştık. Klişe birazcık daha aslında basitliği temsil ediyor ama basitliğin içerisinde çok fazla şey var. Sadece bu da değil, aynı zamanda matbaanın da klişeleri vardır. Klişelerle basılır matbaa ürünleri. Onu da temsil ediyor. Birçoğunuz bunu bilmiyordur. Ne markası olacak? Kırtasiye markası olacak klişe. %80'ini ürünlerin ağırlıklı olarak basılı ürünler oluşturacak. %20'lik gibi bir kısmı ise yine masaüstü. İşte kartlıklar, işte telefon kılıfları olabilir. İşte bazı özel orijinal ürünler olabilir. Onlar oluşturacak. Çünkü şu anda 10 ürünle çıkacağım. Daha sonra yeni yeni ürünler eklenecek. Yeni yeni ürün planlarımız var zaman geçtikçe. Kırtasiye markası çıkarmak daha büyük bir risk ve cesaret. Çünkü sıfırdan bir ürün üretiyorsunuz. Bunun baskı maliyeti var, kağıt maliyeti var. Ve hepsinden öte klişe kendi içeriklerini üreten bir marka olacağı için tasarım maliyetleri çok yüksek. İllüstrasyon maliyetleri, görsel alımları, görsel çekim maliyetleri çok yüksek. Ve içerik oluşturmakta çok büyük zaman istiyor. Bu da tabii ki de zaman da bir maliyettir biliyorsunuz. Bu da çok yüksek. Daha risk aldığım bir marka oldu. Ama ben de bu konuda uzmanım. Ben çünkü iletişimciyim. İşte sosyal medya iletişimi de çalışıyorum markalara. Yıllardır görsel iletişimin içerisinde bir insanım. Benim uzmanlık alanım buydu. En çok kırtasiye markası yaratabilirdim. Ve zaten en çok da bunu yapmayı istiyordum. Klişenin farkı ne derseniz, Türkiye'de kırtasiye markası çok çok fazla olan bir ülke değiliz. Tabii ki de çok güçlü markalar var. Ama genelde kırtasiye markaları düz defterler, işte bir iki yazılı ajandalar üretiyor. Kendi içeriğini üreten marka yok. Genelde bunlar işte Londra'da çok var, Amerika'da var, Almanya'da böyle markalar çok var. Türkiye'ye ise genelde ithal ürünler geliyor. Ve bu ithal ürünlerin de fiyatı hele şimdilerde dolar ve eurodan da kaynaklı olarak çok yüksek rakamlar oluyor. 150 liralar, 200 liralar. Hatta geçen gün Public'te miydi neydi bir defter gördüm. Bir konsept bir defterdi. 300 liralar gibi bir rakamlardı. Burada tamamen Türk tasarımcıların yaptığı, Türkiye'de içeriği üretilen ve baskısı yapılan bir marka olduğu için bu tarz konsept ürünlere göre, klasik bir deftere, klasik bir ajandaya göre değil asla, konsept ajandalara ve konsept defterlere, içerikli defterlere göre fiyatları tabii ki de çok daha uygun olacak. Ürünler sadece Türkiye'de satışa sunulmayacak bu arada. Almanya'da da satışa sunulacak. Bu da çok tesadüf şekilde gelişti ama Almanya'da başka bir kişilerle de ortaklık gibi bir şey olacağı için şu anda size onun detaylarını maalesef ki ticari açılardan, gizlilik detayları açısından anlatamıyorum. Bir tane ürünümüz tamamen İngilizce olacak ve içeriği Türkiye'de üretilmiş, tasarımı Türkiye'de yapılmış İngilizce bir içerik kitabı. Daha fazla da detay vermek istemiyorum. Sürprizleri bozmak istemiyorum. Klişe benim hayalim arkadaşlar. Klişe benim böyle şu anda çocuğum gibi. Logosunu gördüğümde heyecanlanıyorum. Stickerları basıldı. Oramı buramı yapıştırıyorum. Aşırı 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 mutluyum. Bu heyecan ve bu mutluluğumu sizle de paylaşmak istedim. Ve bunu burada ajansta yapmak istedim. Çünkü bütün bu fikirler, işte bütün ilk kuruluş aşamam, heyecanlarım, yapsam mı, yapmasam mı dediğim anların çoğunu da ajansta yaşadım. Burası benim için çok çok önemli. Burası bana aslında, hani dedim ya sohbetin ilk başında, yıllar önce asla böyle bir şey düşünmezdim demiştim. Bana bütün bunların cesaretini veren şeylerden biri. O yüzden bu iş kararımı size bu iş yerinde anlatmak istedim. Bu videoda size aslında tamam ben kurdum ben anlattım da size ne demeye çalışıyorum oraya geleyim. Siz değişiyorsunuz. Hayat değişiyor, hayalleriniz değişiyor, fikirleriniz değişiyor. Ve bütün bunlar olurken gerçekten
Şu an beni bütün bunlar ne sonuca götürecek bu arada hiç bilmiyorum. İyi sonuca götürmesini diliyorum. İyi sonuca götürmesi için çalışacağım, çabalayacağım. Yani ne olursa olsun yapacağım. Bilmiyorum ama bu riske girdiğim için, kendimde bu güveni hissettiğim için acayip iyi hissediyorum. Risk almanız gerekiyor bir şeyler yapmak için. Çok çalışmanız gerekiyor. Korkmamanız gerekiyor. Örnek alıp bir şeyler yapan insanları da asla gözünüzde büyütmemeniz gerekiyor. Birileri bu dünyada bir yerlerde bir şeyler yapabiliyorsa hepimiz bir şeyler yapabilir. Hiç fark yok. Bence hayatta iyi fikirler de yok aslında gerçekten temeline baktığınızda. Bir şeyi gerçekleştirebilenler var. Bir de bir şeyi gerçekleştiremeyenler var. Yapanlar var, yapamayanlar var. Bu kadar basit. Ben bu kanalı izliyorsanız sizin yapanlar tarafında olduğunuzu çok iyi biliyorum. O yüzden belki tekrar daha önce de söyledim bunu sizlere. Klişe, sizlere de ilham veren bir marka olsun istiyorum. Orada bir şeyler oldukça sizler de heyecanlanın istiyorum. Instagram hesabı bile açıldığından beri işte yeni bir yemek hesabı açıldı. İşte Instagram'dan kendi yaptığı el işlerini satan bir hesap açıldı. Insta blogger olanlar oldu. YouTube kanalı açanlar oldu. Harika bir şey bu. Harika bir şey. Yani ben başladım diye birileri de başladı. Hiç önemli değil. Siz başladınız diye arkadaşınız da başlasın. Ne istiyorsanız bu yarın değişebilir. 2 yıl sonra değişebilir. Ama başlayın. Siz başladıkça siz iyi bir şeyler yaparken başka bir şeyler değişsin. Yani ben ajansta kariyerimi yaparken bu fikir aklıma geldi. Ondan ayrılıp ona geçip bu da olmadı, benim istediğim bu değilmiş deyip küsmedim. Buradaki hedeflerim, buradaki bilgi birikimim şu anda bu yeni adımı atmama neden oluyor aslında. Yaptığınız hiçbir şey, verdiğiniz hiçbir emek boşa değil. O emek daha sonra başka bir şeye dönüşebilir. Daha iyi bir şeye dönüşebilir. Daha farklı bir şeye dönüşebilir. Her şey birbiriyle zincir etkisiyle ve birbirini büyüterek hayatınızda devam ediyor. Bence bu özel hayatınızda bile böyledir. Biriyle çok yakın arkadaş olursunuz. Sonra onunla belki küsersiniz ama o arkadaşlığınız size çok şey katar. Bir sonraki arkadaşlığınızda daha az hata yaparsınız. Ve bu doğru bir örnek oldu mu bilmiyorum. Çok alakası oldu. Bunu geçiyorum. Bunu yayınlar mıyım onu da bilmiyorum. Yayınlayacağım ya. Neyse yani özetle hayatınız sürekli değişiyor. Bazı fikirleriniz değiştiğinde diğer şey boşa mı gidiyor diye düşünmeyin. Siz anın, bunu bana babam söyler, anın en iyisini yaptığınız sürece diğer anlarda size çok güzel bir şekilde gelmeye devam edecektir. Bu videodan sonra artık rejime mi başlıyorsunuz? İşte YouTube'a mı başlıyorsunuz? İşte part time iş mi yapacaksınız? Ona mı başlıyorsunuz? Full time bir şey yapacaksınız? Ona mı başlıyorsunuz? İş başvurusuna mı başlıyorsunuz? Ama bir şeye başlayın ve bana aşağıya yorum olarak bırakın. Hepinizi çok seviyorum. 7-20 vapuruyla eve dönecektim. Ve dün biliyorsunuz şey kararı almıştım. Cimriliğim var bu aralar. 7-20 vapurunda sohbet edeceğim diye kaçırdım. Cana dadanabilirim belki. Birazcık öyle bir planlarım var şimdi. Bu arada bu kadar sık vlog yapmamdan hoşlanıyor musunuz? Yerde oturdum yalnız. Size klişe hikayesini şu yastığın üzerinde anlattım. Hoşlanıyor musunuz yoksa sıktı simla mı diyorsunuz? Onunla ilgili yorumlarınızı bana aşağı atın. Hepinizi çok seviyorum. Bu odadan bay bay demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayağım öyle bir uyuştu ki yürüyemiyorum. Çünkü üstüne oturmuşum yarım saat boyunca.